İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle beraberiz. Ben Ertem Şener, Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi, her pazartesi akşamı olduğu gibi Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin, Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'la yine sizin kanalınızda Beyaz TV'de Derin Futbol programında sizlerle beraberiz. Sevgili seyirciler, bu akşam yine konuşulacak çok konu var. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de 2-1'lik Gençler Birliği galibiyetiyle dönüyor. Basketboldan sonra da Fenerbahçeli taraftarlar haftayı moralle kapatmış oldular. Fenerbahçe'de bugün Bağdat Caddesi'nde çok özel görüntüler vardı. Euroleague şampiyonu Fenerbahçe, Sarı Lacivertler bugün Bağdat Caddesi'ne çıktılar. Karşı tarafta Anadolu yakasında inanılmaz güzel görüntüler vardı. Lakin açık otobüs, Fenerbahçe'yi taşıyan otobüsün arızası sebebiyle Fenerbahçeli basketbolcular kapalı otobüse geçtiler. Sevgili seyirciler, bunun da altını çizerek belirtelim. Vallahi. Fenerler çok mutlular ve Fenerler iki gündür böyle yürekten bir böyle kalkış yaşadılar. Tebrik ediyorum. Ben ama birazdan anlatacağım. Bu güzel kupa nedir? Bu güzel kupayı ne yapacağım? Bu güzel kupayı nereye ne yapacağım? Münasip bir yere mi nedir? Neyse, her şeyi bu ne kupası? Bu kupayla anlatacağım. Biraz. Evet sevgili seyirciler. Anlatacağım. Derin futbol kupaları. Derin futbol kupaları. Bu akşamki etiketimiz sevgili seyirciler, Derin Futbol Kupaları. Bize lütfen yazın, Derin Futbol kupalarında fotoğrafınızı bu etikette, Derin Futbol abone Kupaları abi, etiketiyle bize gönderebilirsiniz, abi. Yollayabilirsiniz tebrik fotoğraflarınızı ve tweetlerinizi. Bir çok klasik haline geldi. Ya. Sezon başından beri birbirlerini öpmedikleri pazar ve pazartesi yok. Sinan abi ne diyorsun bu konu hakkında? Sizlere kıskanmayın size kardeşim dostumuzu. Hep yanaktan öpüşüyorlar. Nereden? Dudaktan mı öpüşecek? Erkek hiç kafa kafaya yani yanaktan böyle tost yapıyorsun. Ne yapacağız başka, ne yapacağız? Hiçbir şekilde bir ayağa kalkın birbirinize sarılın, kucağınıza böyle alın birbirinize. Instagram'dan bir şey biz kardeşim biz. Biz 3 senedir hocamla bunu geleneksel yaptık. Ritüel. Program değil mi? Ritüelimiz bizim bu ya. Ritüelimiz yani. Bize iyi geliyor, program öncesi iyi geliyor. Ne yapalım, birbirimize vuracak halimiz yok elimizde. Bence değişik şekilde seviniyor. Yani birbirine Sinan abi gömleğin çok şık. Değişik şekilde. Gömlek. Hocam bu bize ne bir şeyler evet söylemek çalışıyor anladın mı? Musa'cığım teşekkür bordo ederim. Bordo mu ne bu, kahve mi bu? Bordo hocam. Bu Musa'cığım. Bay bu hocam, Musa Çakmak teşekkür ederim kardeşim. Bordoyla kahverenginin bir şeyi. Musa Çakmak teşekkür ediyorum kardeşim sana. Musa kim? Bizim Musa hocam benim. Çakmak Royal Vice ismim var ya hani geçen şey yaptık hani. Bekliyor, size de bekliyor. Neymiş o? Musa Çakmak gömlekçi mi? Her şey var. Her şey var ha. Şimdi bir anket hazırlıyorum. Birazdan her açıklayacağım. Şey bize hiçbir şey yok ama. Hep Sinan'a var. Gelmiyorsunuz ki abi. Siz abi evden çıkmıyorsunuz ki. Ev çok güvenli abi ya. En güvenli yer evim benim ya. Vallahi. Ya Beşiktaş şampiyon oldu artık değil mi? Bitti bu iş. Bitti canım. Biz devre arasında bile dedik ya Beşiktaş'ın içinde. Ama neler deniyordu. Yok karda, karken olacak. Yok evet, yağmurlar varken falan. Hala hava yaza gelmedi abi ya. Böyle bir hava var mı ya hocam İstanbul'da? Ya, hocam senin küçüklüğünde, çocukluğunda Serence Bey'de Çerkez ekolüyle yetişirken orada o 20'li yaşlarında falan. O yıllarda Türkiye'de hava hiç iyi olmazdı ki. Ama dur 12 Eylül'ü kastetmiyoruz. Hava nasıldı? 22 Mayıs'ta yaz olurdu. Benim çocukluğum 25-30-35 sene önce. Geçişler vardı. Geçiş. Mevsimler belliydi. Kış, kıştan bir bahara geçerdik sonra. Evet. Şimdi bak kışken birden böyle bir bakacaksın. Şey yazıldı, tam çocuk 60'lı ve 70'li yılları anlar. Serence Bey'de o kariyer yaptığın dönemi değil. Çok zor. 60'lı ve 70'li yılları anlar. Sana yağ için evet kuyruğa girerdik. Benzin karneyle verilirdi. Haftada yaşadın mı bunu? Ne zaman ya? Tabii. 60'lı 70'li yıllarda var. Babamın arabası vardı hiç unutmam. Volkswagen. Ya karnesi hocam ya. Karne 40 litre. Biz de yaşadık ya hocam. Ben senden 2 yaş büyüğüm ya. Vardı ya 70 yılların sonunda tüp gaz kuyruğuna girmedi mi? Sen de girdin. Girdik 75'lerde falan. Ama ya 77, 78. Evet, Ecevit'in döneminde. Ama ben çok memnundum İstanbul'dan. Ertem. Kalabalık yok. Ayı yoktu. Kalabalık yok. Yoğurt çikolata. Hocam. Hocam yoğurt çikolata mıydı? Bir anlat. Yoğurt şöyle. Şöyle yoğurt çikolata mıydı? Dıngır dıngır dıngır. Bakkallarda asla yoğurt satılmazdı. Bak anlat hocam. Gençlere anlat. 2001 doğumlu, 2002 doğumlu gençler bizi izliyor. Sırtında uzun bir tahta. Evet. Çubuk hocam düşünün. Aşağı yukarı şu evet uzunlukta. İki kulaç, bir kulaç boyu. Ucunda böyle iplerle bağlı tenekeler var. Tenekelerin içinde yoğurt ama var. Güzel yoğurt hocam. Ben hayır, İzmir'de mahallede. Mahallede sen de yaşadın mı? Yoğurt. Ne ara bizim mahallede lan yoğurtçu ben abi. Ve yoğurtçu. Üzerine kaymağını alırdık. Yoğurtçu elinde izliyor. Kuru kaymağı ver. Adı senin kaymağını seversin.
Zil zil. Tabii Adile Naşit'in okul zili gibi. Okul zili gibi. Yoğurtçu derdi. Yoğurt verirdi. Hala var hocam. Hocam ben çocukluğumda İzmir'de hatırlıyorum. Yoğurtçu. Hala var onlar ya. Ben hiç görmedim. Malzı vardı, malası. Kaymağını alıyor. Hocam şey, senin mahalle zengin mahallesi. Bizim eski mahalle. Yok ya, Serence Bey. Kemal'e git orada. Hala yoğurtçu falan var. Sütçü var, yoğurtçu var. Sütçü var ya. Güğüm süt gelir miydi? Elinde kendine. Annen gönderir miydi? Ahmet git oğlum. Tabii. Yok ya, kapılara gelirdi ya. 80 kuruş. Kapılara da gelirdi ya. 80 kuruş litre. Sinan Engin'in şey yok. Pastörize süt yok. Bir anketi başladı şu andan itibaren. Anketi Sinan Engin duyuruyor bu arada. Kaymak içinde sapsarı oldu. Bırakacak mı? Evet. Biz diye bir anket yaptık. Güzeldi vallahi. Bırakmalı güzeldi. Bir saniye. Bir saniye olurluyduk. Rasim bir müsaade edin. Sinan Engin bugün çok konuşulan, daha gerçeği, doğrusu dünden beri çok konuşulan, dünden beri çok konuşulan bir dedikodu var. Bir söylenti var. Beşiktaşlıları çok 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 endişelendiren ve ya. Trabzonspor camiasını ise heyecanlandıran bir gelişme var. Şenol Güneş, Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Herkes şunu söylüyor. Niye ayrılsın ya? Şenol Güneş Beşiktaş'tan daha büyük para veren Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak. 50. yılında Trabzonspor'un gelecek sezon 50. yılında Şenol Güneş starında, kulübede Şenol Güneş olacak şeklinde bazı haberler var. Bu konuda en net, en doğru haberi birazdan Sinan Engin açıklayacak ama. Bu Vora'daki ankette Ertem'im. Ben Vora'daki hoca dedi ki yani bırakmalı dediğin zaman yani bırakmayı temenni diyormuş. Hayır. Sadece bırakacak mı diye. Kamuoyuna söylüyorum. Bilsinler diye sonra da anlatacağım. Söyleyeceğim ben. Sinan abi çok sevdiğimiz dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımız. Ekibimizden birisi diyelim. Ümit Özat şu anda Devrim Zengin'in yanında. Vay benim Ümit'im çok şık. Ya. Devrim söyler misin? Ümit Koçum Özat çok şık. Ümit Özat çok şık. Öncelikli olarak sağda kaydı, düştü, geçmiş olsun. Nerede kaydı? Sağda düştü. Ümit Özat. Çok kardeşim Ümit. Çok şıksın. Niye çıkardı kravatı? Çok geçmiş ya? Olsun. Devrim niye kravatı çıkardı ya? Evet, Ertem Şener. Söyler misin? Çıkarmış. Çok gösterelim işte. Ümit hocamı, çok şıksın diyorlar hocam. Evet, gösterelim hocamı. Yastık ayağımız kaydı. Evet hocam, hocam her zaman olduğu gibi çok şık. Hocam ilk önce ayağını sorayım, nasıl ayağım, iş oldu mu? Vallahi yani orada hemen buz yaptık. Bandajlı zaten şu anda, çorap yok ama bandajlı bir şekilde. Yani olabilir. O sahanın kenarında çok geçmiş olsun. Su fiskiyesi var. Onun üstü de tam kapalı değil. Basınca Allah'tan ayağımız içine girmedi. Bileğimiz de kırılabilirdi. Allah'ım. Ama böyle atlattım. Hocam gösteririz, bandaj sarılmış oraya ya. Hakikaten ya, ciddi bir durum bak. Haftaya oynar da. Devrim haftaya nazar değmiş, nazar devrim. Her türlü oynar. Devrim. Her türlü oynar. Çok şık giyin. Hocam çok geçmiş olsun. Çok şık giyin. Bugün çok şıktın, göz nazar var. Değil herhalde. Göz var. Stüdyoda ortak görüş, nazar değdi Ümit Hoca'ya. Göz var. Ya aslında çok da elbiseyle çıkmayı sevmiyorum da bugün böyle olsun istedim. Ne bileyim yani, yoksa herhangi bir maça özel falan bir şey de değildi. Çünkü elbiseyle çok rahat edemiyorum. Çok hareketli duramıyorum sağ kenarında. Eşofmanla daha rahat ediyoruz. İyi başladı ama kötü bitti. Maç iyi bitseydi daha da mutlu olacaktık. Selçuk'un golü çok güzeldi hocam. Ya Selçuk'un golü güzeldi ama kötü iki tane gol yedik. Alternatifsiz kadro her zaman oyuncu, teknik adamı oyuncuya mahkum eder. Onun için alternatifli bir kadro kurmamız lazım. Seneye bu takımın işi çok zor. Seneye Ostim'de oynayacak bu takım. Yıllar sonra 19 Mayıs'tan ayrılacak. Onun için şöyle de bir gerçek var. Alternatifli kadro kurup seneye o sıkıntıları yaşamamak lazım. Ha bu seneden şu, kulübün içerisinde kadrolar var. Eski sezonların postelleri var. Şöyle bakıyorum. Aslında baktığınız zaman son 20 sezonun belki de en düşük maliyetli ve en zayıf kadrosu bizde. Buna rağmen ligi 10-12 buralarda bitirip de kasaya da 25 trilyon para koymak hiçbir başkan, hiçbir yönetiminde yok diyeceği bir şey değil açıkçası. Bu da bir gerçek. Dolayısıyla seneye de daha iyi bir takım kurmak istiyoruz. Ama bu sene bu böyle arafta kaldık. Yani özellikle Adana maçından sonra ne yukarıyla olan hedefimiz bitti. Aşağıyla olan zaten bağımız çoktan kopmuştu. O sıkıntı, o rahatlığı avantaja çevirsek bizim için iyi olacaktı. Ama o rahatlığı avantaja çeviremedik. Bir tanesi Başakşehir, şampiyonluğu olan takım. Biri Fenerbahçe. İyi bir takım. Bunlar iyi kadrolar. Arada bir Adana maçı var kayıp. Son iki maç var. Bursa. Onlar için önemli maç. Bizim için önemli maç. Ligin kaderini belirleyecek maç. İki maçta alabileceğimiz kadar puan alıp ligi bitirmek istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız kafaca ligi bitirmiş durumdalar ama ümit ediyorum ki kalan iki maçtan istediğimiz puanları alırız. Giydiriyor. Hocam, Fenerbahçe'yi uzun yıllar kaptanlığını yaptın. Fenerbahçe'de kafada bitirmiş mi futbolcular? Ya yok, şimdi maçtan önce hocayla biraz sohbet ettik. Yani öyle şöyle baktığın zaman yani çünkü gidiyor. Sağ olsun o da güzel temennilerde bulundu. Yani futbol olarak baktığınız zaman
Tabii ki Fenerbahçe için her zaman başarı şampiyonluktur. Ama diğer kulüp olarak baktığınız zaman, spor kulübü olarak baktığınız zaman büyük başarıların olduğu bir gerçek. Yani normal. Bu sezonları her takım yaşayabiliyor. Onun için Beşiktaş kadro yapısı olarak biraz daha önde. Bunun avantajını değerlendiriyorlar. Seneye bu lig daha zor olacak. Onun için onlar da mutlaka takviye yapacaklardır. Mutlaka yeni hoca gelecektir. Yani seneye herkes için zor bir yıl olacak diye düşünüyorum. Peki hocam, sizce Fenerbahçe'nin yerli mi olması lazım, hocası yabancı mı? Çünkü Aykut Kocaman'ın adı geçiyor. Hatta çok büyük sürpriz, Ersun Yanal'ın bile adı geçiyor. Söylentiler var. Ne diyorsunuz? Siz uzun yıllar kaptanlık yaptınız. Kim daha başarılı olur? Yabancılar mı, yerliler mi? Şimdi bunu bir teknik adam olarak Fenerbahçe için lazım. Antrenörün önünde de futbolcunun yerlisi yabancısı olmaz. İyisi vardır, al, kötüsü vardır. Bunun başında da bir karar veren vardır. Karar kendilerinin, biz bir karar merci değiliz kimi alacaklarına. Tabii kendileri karar verir. Beni de çok da şu an için ilgilendiren bir konu değil. Çünkü ben bir kulübün hocasıyım. Bu konuyla ilgili yorum yapmak çok da sağlıklı olmaz. Ama bir gerçek var ki futbol iyi futbolcuyla oynanır. Yani hocayla da, şimdi bakın, Türk futbolunun şunu irdelemesi lazım. Bu ülkeye Hiddink Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı geldi. 7. hafta gitti. Aragones Avrupa Şampiyonu oldu geldi. Gitti. Schuster Real Madrid şampiyon yaptı geldi. Gitti. Tigana az bir adam değildi. Gitti. Aragones Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmış bir adamdı. Del Bosque. Geldi gitti. Ya, iyi takım kuracaksınız. Bu işin kuralı bu. Futbol iyi oyuncuyla oynanır. Tabii ki hoca önemlidir. Ama Türkiye'de bazen böyle antrenörlüğü böyle Mesih gibi görenler var. Sanki hiç başarı, yani olmayacakları. Yani antrenör de leçede bir insan. Antrenörün bir takıma katkısı %30'dur, %40'dır. Başarı, başarısızlık bir bütündür. Kalkıp da bütün başarıyı da başarısı da tek başına antrenörü yıkmak doğru bir tavır değildir. Önce bizim Türk futbolu olarak, yani ya da futbol yönetenlerle beraber önemli kararlar alınması lazım. Bak, çok enteresan bir şey var. İngiltere'de 38 maç oynanıyor. İspanya'da 38 maç oynanıyor. Yanılmıyorsam İtalya'da 38 maç oynanıyor. İşte orada FA Cup'ı var, Community Cup var, Süt Kupası var, o var bu var. Adamlar bizden 15 gün sonra başlayıp bizden 15 gün önce bitiriyorlar. Biz 34 maç yapıyoruz, hala daha Haziran'ın 4'ünde lig bitecek. Ya arkadaş, 7 yabancıya Noel'de izin veriyorsun. Bırak o zaman 27 Mayıs'ta ligler bitsin, oyuncular rahatça orucunu tutsun. 27 Mayıs'ta yanılmıyorsam Ramazan başlıyor. Öyle mi? Evet, doğru. Yani ona varsa saygı, buna da olacak. Yani şimdi dolayısıyla ya bu takım, bu lig 20 takımlı olsun, pazar çarşamba oynamayı becerebilelim batıyla yarışabilmek için, ya da neredeyse utanmasak 15 günde maç yapacağız. Böyle futbolu bir yere getiremeyiz. Yani bu fikirlerin biraz daha bence değerlendirilmesi lazım. Yani ligdeki takımların mı çoğaltılması lazım? Yabancı sayısının mı irdelenmesi lazım? Altyapıdan gelen oyuncu sayısının mı irdelenmesi lazım? Yani radikal kararların alınması lazım. Onun için de hocalar gelmiş, hocalar gitmiş, başkanlar gelmiş, Van Persie'yi sorar mısın? Zaten bakıyorsun, bir sene Fener şampiyon oluyor, bir sene Beşiktaş oluyor, bir sene Galatasaray. Fenerbahçe'nin başında olsa Van Persie'yi ilk 11'de oynatır mı? Yani kalkıp da Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın şampiyon olması çok da büyük bir başarı değil yani. Zaten olmazsan bir anormallik var. Başarı nedir? Bunu biz kendimiz için söylemiyorum. Alternatif bir kadroyla almışsın bu puanı. Kulübüne 20-25 trilyon kazandırmışsın. Robin Van Persie'yi yani sorar mısın diye. Çok daha büyük başarılar aslında baktığınız zaman. Ümit Hoca Fenerbahçe'nin yani başında olsa. Domestik, yani yurt içinde başarı, şampiyon olması. Yurt dışında bir şey olmadı söyleyeyim, çok da önemli şeyler değil yani. Hocam, 2 yıllık sözleşme imzaladım ama çok kısa bir saniye soracağım. Fenerbahçe'de şu anda gitsen başarılı olur musun? Ya da öyle bir teklif gelse. Daha doğrusu Yılmaz Hoca her gittiği takımda sözleşmeye madde koyuyor. İşte Fenerbahçe'den ya da büyük takımlardan teklif gelirse gidebilir diye. Senin de var mı sözleşmeler? Ben bu konuların adamı değilim ya. Ben hiç bu konuların adamı değilim. Ben çalıştığım yerde en iyi yapmaya çalışıyorum. Açıkçası tabii ki hayallerim var ama hiç de öyle bir beklentim yok. Yani her şey olacağına var. Kader diye bir şey var. Alanyası diye bir şey var. Bir çalışacağız. Bravo. Şu anda kulübümle 2 yıllık mukavele imza aldım. Tabii ki mukaveleler Kur'an-ı Kerim'in ayeti değil. Ama yarın ne olacağını bilemezsin. Ama yani kalkıp da dakika başı ya işte oraya olsa öyle olur, buraya olsa böyle olur, böyle açıklamalar yapmak bir teknik adama çok yakışacak şeyler değil. Bunu Yılmaz Hoca şahsında söylemiyorum, kendi adama söylüyorum. Onun için bizim olduğumuz yere odaklanmamız lazım. Olduğumuz yere odaklanmamak, kalkıp da bir takım başka yerlerle ilgili bu tarz açıklamalar yapmak, işte ben olsam olur, bu olsam, olduğun yere saygısızlıktır. Onun için böyle şeyleri yapmayı ben kendime yakıştıramıyorum. Peki hocam, Fenerbahçe'nin başında bulunsanız Robin Van Persie'yi oynatır mısınız? Olmayan bir şey için, yani şu an yorum yapmanın bir anlamı yok ki. Onunla çalışan bir hoca var. Onun ne olduğunu biliyor, nasıl çalıştığını biliyor, nasıl profesyonel olduğunu biliyor. Olsaydım. Olmadan bir şey diyemiyorsun ki yani. Peki hocam şu araya gireyim. Sinan Engin dedi ki, Survivor'da bile birinci olamaz, başarılı olamaz. Acun Ilıcalı da dün bağlandı, o da canlı yayında dedi. Evet dedi, fiziği yeterli olmaz falan diye bir açıklaması oldu.
Bununla ilgili. Ya şimdi aslında serbest piyasa. Benim için önemli olan bir futbolcuyu aldığın zaman dönüşünün olması önemli. Yani bakıyoruz, İstanbul takımları genelde bir oyuncuya milyon eurolar veriyor ama dönüş yok. Gittiği zaman verdiğin paranın dönüşü yok. Bugün belki Ronaldo, Messi o kulüplerinde yıldız olduğu için öyle. Belki o kulüplerinde futbolu bırakacaklar ama onun dışında herkes oyuncuyu belli bir yere kullanıp devrim, yerini satıp yerine yenisini koymayı biliyor. Dolayısıyla onun için devrim olsaydım da olmaz. Olmadan da bir şey denmez. Bunu söylemek bir defa onu Rasim dün Fenerbahçe sahası forması giydi. Evet, Ümit Özat ne diyecek önce, eski takım arkadaşı? Rasim diyor, çok şükür. Ümit'in eski takım arkadaşı ne diyecek? Biraz ağır olmuş Van Persie. Mutlu oldu mu dün Fenerbahçe forması giydi yani diye? Yani bugün belki de Van Persie Beşiktaş takımı olur. Yani tek başına burada suçu Van Persie'ye de bağlamamak lazım. Peki Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı dün çubuklu formayı giydi. Mutlu oldun mu ya da şaşırdın mı? Gördün mü? Rasim orada çok güzel bir şey söylemiş. Rasim yani ya bunlara alışması lazım insanların ya. Yani hatırlıyor musunuz Can Bartu'yla Metin Oktay'ın evet, formaları? Işte. Bugün Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sembol isimlerinin de zaman zaman bunları yapması lazım. Bu toplumu başka türlü yani birbirimize daha başka türlü sarılamayız. Yani ne bu kavga? Yani bir maç kazanıyorsun, kahramansın. Bir maç kaybediyorsun, vatan hainisin. Ne yaptığımız futbol kazanmaktan sonra en güzel şey. Kaybetmeyi hazmedemeyen bir insan sporda başarılı olamaz ki. Onun için Rasim'in yaptığı bana göre güzel bir davranış. Rasim'i de kutluyorum. Galatasaraylılar tepki gösterdi ama biraz sosyal medyada. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim, oradan bir cevap gelecek. Ben Rasim'i kutluyorum umarım. Ahmet Hoca giydi mi? Ahmet Hoca da giydi. Oldu mu tişört ona? Oraya bir soru istiyorsun. Herkese iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Hocam bir çok kısa bir şey soracağım. Abdülkerim Hoca'nın sorusu var. Şampiyonlar Ligi en önemli kupayı alıyor ama futbolda başarılı değil. Bakıyorsunuz başkan aynı. Abdülkerim Hoca sorsun, evet. Ben Gençler Birliği teknik direktörü olarak sormuyorum. Eski Fenerbahçe'nin kaptanı olarak soruyorum. Şampiyonluk yaşamış biri, bir futbolcu olarak soruyorum kendisine. Şampiyonluk yaşadığı için Fenerbahçe'nin bu kadrosu seneye aynen kalsa bu oyuncularla şampiyon olabilir mi? Duydun evet, mu? Hoca diyor ki Abdülkerim Hoca, Ümit Özat'a Gençler Birliği teknik direktörü olarak değil, eski Fenerbahçe kaptanı olarak şampiyonluklar yaşayan bir hoca, futbolcu olarak soruyorum. Aynı Fenerbahçe'nin bu kadrosu kalsa seneye ligde şampiyon olabilir mi, başarı elde edebilir mi diye soruyor. Bence olur. Olur. Olmaması için hiçbir neden yok. Yani ya bir şey söyleyeyim mi? Oyuncular arasında çok fazla kalite farkı yok. Özellikle bu seviyedeki oyuncular arasında çok fazla bir kalite farkı yok. Onun için biraz yarıştan erken koptular. Buna rağmen kaç puan var? 8 puan mı var? 10 puan ne kadar var? Hı hı. Yani işte içeride bir Adana maçını kaybetti herhalde. Yani dediğim gibi çok da aslında o Fenerbahçe ile ilgili konuşmak kendi şu anda çalıştığım kulübüme, yetiştiğim kulübüme de saygısızlık olur ama olur, iyi bir kadrosu var. Yani görüyorsunuz Van Persie'nin ölüsü bile bugün 2 tane gol attı. Yani niye olmasın, olmayacak diye bir şey yok. Takımlar arasında öyle çok büyük bir denge farkı yok. Beşiktaş'ın kadrosu biraz daha iyi ama çalışmayla ya da bir iki takviyeyle kapanmayacak bir ara değil. Hocam siz olur diyorsunuz, mutlaka olur. Siz daha iyi biliyorsunuzdur, işin içindesiniz. Ama baktığınız zaman Hollanda teknik direktörü advokat Robin Van Persie milli takım kadrosunu almıyor. Böyle de bir tezat var. Şimdi Hollanda... Yani orada başarı bekliyorsun, öbür tarafa gidiyorsun, almıyorsun. Yani bir arada bir tezatlık var. Şimdi bak, futbol iyi futbolcudan olur. Van Persie'den belki daha iyisi olduğunu düşünürse belki o Van Persie'yi burada da oynatmayabilir. Bu onun dürüstlüğünü gösteriyor. Hı. Yani demek ki antrenör bindiği dalı kesmez. Her antrenörün vermiş olduğu kararların getirisi götürüsü kendine ait. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş takımı, Hollanda milli takımından çok mu daha kaliteli takım ki? Yani o adam kendi bindiği dalı kessin. Burada ihtiyacı var, oynatıyor. Orada daha iyisi var, onu oynatıyor demek ki. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür hocam. Ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. İstanbul'a geliyor mu? Zaten görüşlerini aldık. Advokata da bunları sorduk. Advokatın çok ilginç cevapları oldu. Az sonra onları da ekrana getireceğiz. Şimdilik Ankara'dan iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Devrim Zengi çok şıksın. Bir kere onu söyleyeyim. Çok bu akşam böyle bir değişik bir havan var, onu söyleyelim Devrim Zengi. Teşekkür ediyoruz. Profesör gibi bir havası var. Böyle bir farklı bir havan var her zamanki gibi tarz olmuşsun. Akademik bir havan. Akademik Ankara, bir havan var Devrim. Ankara Güzel Sanatlar Fakültesi seramik konusunda uzman profesör gibi. Bence hiç alaka. Safari'den gelir gibi. Sinan abi Safari'den gelir gibi diyor. Safari'de miydin Ankara'da? Göl başına. Kenya'da kaçak etkisi geldi diyor. Göl başına mı Safari'ye mi gittin?
Devrim'in dişler de bembeyaz ha.